Darül Harp ve Darül İslam ilavesini ben yapayım. Darül Ahd ve Darül Sulh. Bu kavramlar ne ifade ediyor? İslam hukuk tarihi içerisinde yeri olduğuna inandığımız bu kavramların anlam çerçevesi nedir? Acaba biz bu kavramları da günümüze taşıyabilir miyiz? Bir zamanlar bu kavramların kullanılmış olduğu ülkeler adına konuşayım. O ülkelerde yapılmış bazı iştihatlar var. Mesela Darül Harp'te yaşayan Müslüman cuma namazı kılmak zorunda değildir. Ben şu anda Almanya'da yaşıyorum, Belçika'da yaşıyorum. E Darül Harp'tir burası. Dolayısıyla cuma namazı kılmayabilir miyim ya da kılmıyorum? Evet, işte bu konuları ele alan kısa bir video. Herkese hayırlı günler. Darül Harp ve Darül İslam. Bana en çok sorulan sorular arasında bu kavramlar. Müstakil bir program yaptığımı hatırlamıyorum ama fakat çeşitli vesilelerle bu konuyu daha önceden dile getirmiştim. Darül Harbin ve Darül İslam'ın İslam uluslararası ilişkiler düzleminde yerini alan kavramlar olduğunu Müslümanların hukuk tarihinde önemli bir yere sahip olsa da bugün itibariyle geldiğimiz yerde çok ciddi bir öneminin olmadığını açık seçik net bir şekilde dile getirmiştim. Yeniden gündeme getirme, yeniden sormanın temel bir takım gerekçeleri var. O da şu. Gayrimüslim ülkelerde Kaldı ki ülkeler gayrimüslim olur mu, Müslüman olur mu da işin ayrı bir konusu ama öyle denildiği için ifade ediyorum. Bugün Müslüman olmayan ülkelerde ya da Müslüman yoğunluğu, Müslüman çoğunluğu olmayan ülkelerde yaşayan birçok Müslüman var. Mesela Amerika'da en azından 10 milyona yakın Müslüman, Avrupa ülkelerinde toplam 45-35-45 arası bir milyon Müslüman yaşıyor. Ama Avrupa ülkeleri de toplamda neredeyse 350 milyon. İşte orada yaşayan Müslümanlar içinde yaşamış oldukları ülkeden hareketle... E, ...o ülkelere acaba eski bilgilerden dolayı Darül Harp denebilir mi? Tamam Darül Harp ise o da iştahadi yaklaşımlar söz konusu bir takım. O iştahadi yaklaşımlar günümüzde de geçerli midir diye bu sorular soruluyor. Bunun... Bilincinde ve şuurundayım çünkü birebir görüştüğüm insanlar da bunu çok açık seçiklet bir şekilde zaten ifade ediyor. Mesela Darül Harp'te cuma namazı kılınmaz öyleyse ben Almanya'da yaşıyorum cuma namazı bana farz değil. İşte Darül Harp'te Müslümanın almış olduğu faiz helaldir öyleyse ben Belçika'da yaşıyorum. O halde benim burada faizi muamele yapmam helaldir ve benzeri Darül Harp'te cuma namazı kılınmaz öyleyse ben burada cuma namazı kılmayabilirim gibi bir takım şeyler söylüyorlar. Buradan hareketle soruluyor. İsterseniz ben bu konuyu biraz e, temellendirerek kısa alabildiğine net bir şekilde ifade etmeye gayret edeyim. Şimdi, değerli dostlar, temelde yanıldığımız iki tane nokta var. Birincisi, İslam hukuk tarihinin konusu olan bilgileri biz günümüzde de hala geçerli olduğunu düşünüyoruz. Halbuki bunlar içtihadi meselelerdir. Bunlar beşeri düşüncelerdir. Bunlar bir zamanlar, Müslümanların hayatını hem ferdi hayatını hem ailevi hayatını hem düveli hayatını, devletler arası münasebetlerini düzenleyen kurallar ve kaidelerdir. Fakat o günkü şartlar altında şimdi şartlar o kadar değişmiş, o kadar değişmiştir ki oradan hareketle halen daha geçerlidir demek bence çok yanlış. Dolayısıyla o şartların değiştiğini bilerekten hareket etmek ve ona göre düşünmek doğrudur. Yoksa aksi takdirde Mevcudu yani bir zamanların e, Örf ve adeti Bir zamanların gelenek ve göreneği Bir zamanların işte sosyal Hayat, ekonomik hayat şartları içerisinde Üretilmiş olan Beşeri iştihatları, beşeri hükümleri Günümüzde de hukuk diye dayatmanız Hukuk diye efendim Hayatımıza tatbik etmemiz bizim e, Dini hayatımıza çıkartmakla Eş değer olur Mesele mesele ele aldığımız zaman Bunu çok net olarak görebilirsiniz İkincisi ise Bazılarının işine böyle denk geliyor olabilir. Hiç kimseyi itham etmiyorum ama işte ben Darül Harp'te yaşıyorum. Öyleyse cuma namazı kılmayacağım. Ben Darül Harp'te yaşıyorum. Öyleyse, öyleyse, öyleyse deyip bir zamanların Darül Harp'teki o fıkul akaliyat içerisinde yerini alan hükümlerini, iştihadi hükümlerini günümüzde de taşımaya çalışıyorlar. Şimdi geriye gidelim. Bu kavramların üretilmiş olduğu döneme gittiğimiz zaman yani maziye intikal ettiğimiz zaman Müslümanlar bir tek devlet idi, bir tek millet idi ve dini kimlik aynı zamanda bir üst kimlik olarak kullanılıyordu. İnsanlar kendilerini ifade ederken ben Müslümanım diyordu, bir başkası da ben Hristiyanım diyordu, bir başkası da ben Yahudiyim diyordu. Dolayısıyla dini kimlikler bir üst kimlik olarak ifade ediliyordu. Devlete bakan kimlikler de öyleydi ve zaten savaş halinde yaşanıldığı için genelde Müslümanlarla gayrimüslimler ayrı ayrı yerlerde yaşıyorlar idi. Başka ülkelerle yani gayrimüslim ülkelerle olan ilişkimizde de ilişkimizi de ifade ederken ister istemez dini işin içine koyuyordunuz. Diyordunuz ki burası Müslüman ülke burası da gayrimüslim ülke diyordunuz. Sonra bunlar kendi aralarında bir takım düeli münasebetler yapıyorlar. Yani uluslararası ilişkiler içerisinde devletler arası münasebetler içerisinde bulunuyorlar. Ticaretleri var, şuyu var, buyu var veyahut da savaşları var. İşte eğer bir Müslüman devlet yani Müslüman çoğunluklu olan devlet tutup bir başka devletle savaşıyorsa o devlete kendisine Darül İslam diyor. İslam ülkesi demek savaşmış olduğu ülkeye de Darül Harp diyor. Yani savaş halinde bulunduğumuz ülke demek Darül Harp demek. Pekala savaş halinde değil belli noktalarda anlaşmaları söz konusuysa ne diyor? O zaman da Darül Sulh veyahut da Darül Ah diyor. Ahd ülkesi veyahut da sulh ülkesi diyor. Gördüğünüz gibi alabildiğine reel politik diyebileceğim. Diyebileceğim değil dediğim yani gerçekten de reel politik zemin üzerine oturan bir takım isimlendirmelerdir bunlar. O dönemin şartları içerisinde burası Müslümanların yaşadığı bir ülke. Kendilerine Darül İslam diyor. Öbür taraftakilerse gayrimüslimlerin yaşamış olduğu bir ülke. Savaş halinde Darül Harp diyor. Anlaşma halinde Darül Sult diyor. Yani reel politik bir durum söz konusu. Nitekim bizim fıkıh kitaplarımızda bu meselenin yer almış olduğu kitap başlıklarından bile bunu çıkartabilirsiniz. Mesela bu konu Kitab-ı Siyer'de yani uluslararası ilişkiler konusunda incelenir. Fıkıh kitaplarında yani hukuk kitaplarında. Soru, pekala biz bu kavramları bugüne taşıyabilir miyiz? Zaten sorunun e, oturmuş olduğu temel burası. Bir kere Müslümanlar... Bu kavramların üretilmiş olduğu dönemlerdeki gibi tek bir millet halinde, tek bir çatı halinde, tek bir halifenin, devlet başkanının şeyi altında, güdümü altında veyahut da ne bileyim yönetimi altında yaşamıyor ki. Bugün itibariyle belki 57 tane, belki daha fazla bilmiyorum, 57 biliyordum en son. 57 tane Müslüman ülke, kendisine Müslüman diyen, Müslümanların çoğunluklu olmuş olduğu İslam ülkesi diyen ülke var. 57 ayrı ülke var. Pekala bu ülkeler tek tek bu kavramları kullanamaz mı? Kullanabilir. Diyelim ki Türkiye kendisini Darül İslam olarak nitelendiriyor. Bir ülkeyle savaş halinde öbür tarafa Darül Harp diyebilir. Desin ne olacak ki? Yani illa bunu mu demesi gerekiyor? Başka kavramlar da üretebilir. Ama eski dönemden çok farklı bir dönemde yaşadığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Bu kavramların üretilmiş olduğu zemin farklı. Şu anda içinde yaşamış olduğumuz zemin farklı. O dönemler Müslümanlar tek bir çevlet çatısı altında. Şu anda tek bir çevlet çatısı altında değiller. İki, Müslümanların savaş halinde bulunmuş olduğu ülkeler olabilir. Amenna. Bunu kabulleniyorum. Ama beri tarafta o Müslüman ülkeler ya da kendilerine Müslüman diyen ülkeler bugün birçok Batı ülkesiyle, birçok Hristiyan ülkesiyle e, anlaşma halinde. Siyasi anlaşmaları var, ekonomik anlaşmaları var, efendim hukuki anlaşmaları var. Yani hatta bu anlaşmalardan hareketle egemenlik haklarını bile devretmişler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar... ...Türkiye'yi bağlıyor mu? Bağlamıyor. Gerçi çok farklı yaklaşımlarda söz konusu orada ayrı bir olay ama... ...fakat son tahlilde altına imza atmış olduğunuz bir anlaşma var hukuki egemenliğinizi belli bir seviyeden sonra devretmişsiniz. Ekonomik egemenliğinizi belli bir seviyede devretmişsiniz. Dolayısıyla çok farklı bir dünyada yaşadığımızı kabullenmek lazım. Pekala ne yapmalıyız? Yapacağımız şey basit. Mevcudu kabullenmek. Yok ben mevcudu kabullenmiyorum bu mevcut benim İslami değerlerime, dini değerlerime aykırı diyorsanız o zaman başka bir şey ortaya koyarsınız. Teorik düzlemde Darül Harp, Darül İslam yerine ya da mevcudun haricinde bir şey. Evet onu ona hayata taşırsınız, taşıyabilirseniz. Ama size işte şunu söyleyeyim mevcudun ötesini koyabilirsiniz onu da çok kestiremiyorum. Bunu politika sanatçılara, siyaset bilimcilere sormak lazım. Sonuncu itibariyle değerli dostlar yok böyle bir şey. Hele hele o iştihadi kuralların yani bir dönemin e, verili şartları altında üretilmiş olan hukuki yaptırımlar, hukuki kuralları, hukuki kaideleri günümüze de taşımanın söz konusu değildir. E, dolayısıyla şu anda farklı bir zemindeyiz. Farklı iştihadi yaklaşımlar geçerlidir. Farklı isimlendirmeler gerekmektedir. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi. Video burada bitti. Yani ben söyleyeceklerimi söyledim. Ama buradan sonrasını isterseniz dinlemeyebilirsiniz. Ama isterseniz İslam hukuk tarihinin konusu demiş olduğum şeylerde yani bu kavramların bizim kitaplarımıza nasıl yorumlandığına, nasıl tanımlandığına bakayım isterseniz. Kısaca kısa, kısa tanımlar söyleyeceğim. Darül Harbi şöyle tanımlıyorlar. Darül Harba ikili bir tanım getirir bizim fıkıh kitapları. Bunlardan bir tanesi toprak eksenli bir tanımdır. Bir diğeri ise yönetim eksenli bir tanımdır. Top tanım. Toprak eksenli tanımda efendim Müslümanların hürriyetlerinin ve emniyetlerinin garanti altında olmadığı ülkeye Darül Harp denir. Efendim yönetim eksenli tanımda ise yine İslami esasların yönetimde kale alınmadığı ülkelere darül harp denir. Tekrar edeyim isterseniz. Toprak eksenli tanımda Müslümanların hürriyet ve emniyetlerinin olmadığı ülkelere darül diyor. Yönetim eksenli tanımda ise yönetimde İslami esasların kale alınmamış olduğu, öyle bir şeklin hakim olmuş olduğu ülkeye darül harp deniyor. Bu bir. Darusülh ve Darül Ahd ise cizye verme şartıyla İslam ülkesiyle anlaşan ülkelere Darül Sulh veyahut da Darül Ahd adı veriliyor. Darül İslam nedir? Darül İslam Müslümanların hür ve emin olduğu ve İslami kuralların geçerli olmuş olduğu ülkenin adıdır. Darül İslam da budur. Şimdi isterseniz gülebilirsiniz. Neden? Ee, bugün itibariyle işte 57 tane İslam ülkesini alın. Bırakın Batı ülkelerini. Bırakın Amerika'sını, Almanya'sını, Japonya'sını ve benzerini. Sadece İslam ülkelerini esas alın. Acaba Müslümanlar hür ve emin mi? Beri tarafta İslam'ın ortaya koymuş olduğu genel manadaki kaide ve kurallar hayatta mı, geçerli mi, değil mi? Siz bu zaviyeden düşün. Biliyorsunuz bu konuda yapılmış nice 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 çalışmalar var. İslami e, endekslere göre bir takım ölçütler ortaya koyuyorlar. İslami endekslere göre bakıyorsunuz ki dünyada en İslami olan ülke yani İslami değerleri hayatlarına taşıyan hem semik manada hem de belki toplumsal manada hayata taşıyan ülke Finlandiya çıkıyor, Yeni Zelanda çıkıyor, Norveç çıkıyor, Danimarka çıkıyor. O ülkeler içerisinde ilk yüze birkaç tane İslam ülkesi ya giriyor ya giremiyor. O da işler acısı bir durum. Pekala eman nedir? Eman ticari ve mesleki konulardaki ilişkileri sebebiyle her Müslüman ferde verilen vize verme yetkisidir. Kime? Gayrimüslim bir insana. Bakın bunlar çok eski şeyler. Günümüz dünyasında vize verme artık devletlerin yetkisi altında teker teker fertler öyle sen gelebilirsin falan filan demiyor. Veyahut da vize verme yetkisi yok. Pekala cizye nedir? Cizye Müslümanların hakimiyet ve idaresi altında bulunan topraklarda mevcut kanunlara uygun bir biçimde yaşamak için verilen devlet idaresine verilen para demektir. Darül Harp gibi, Darül Sulh gibi, Darül İslam gibi, Eman gibi, Cize gibi kavramları neden anlattım? İslam hukuk tarihindeki yerini size göstermek için anlattım. Hani hukuk tarihinin konusu diyorum ya hani İslam hukuk tarihinin konusu olan bu şeyleri olduğu gibi günümüze taşıyamayız. Zira arka plan şartları, sosyal şartlar, ekonomik şartlar, kültürel şartlar değiştiriyorum ya. Onu çok daha net görebilmeniz için bunları da sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Evet, Darül İslam ve Darül Harp kavramlarının ilave izahı adına bunları söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.